Selena. Selena. Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? He? Aa, keyfe bak. Ne güzel değil mi böyle televizyon falan? Bana bakın. Salonda yatıyorsunuz diye televizyon seyredebileceğinizi kim söyledi size? He? Bunun voltu kaç para biliyor musunuz siz? Volt değil Asya yenge, watt. Watt? Yani elektrik güç birimi watt. Volt gerilim birimi. Kes sizi bakayım. Ukala dümbeleysin. Terbiyesiz. Ay, ha volt, ha watt ne fark eder? Üstelik sizden başka gerilim birimi var mı acaba bu evde? Geldiğiniz günden beri gerim gerim geriliyoruz vallahi ailecek. Ver bakayım şu kumandayı. Ver. Ver. Hadi iyi geceler çocuklar. Aa, kapatamadım mı ben bunu? Anne ne oluyor canım? Televizyonu mu bozdunuz yoksa siz? Yok yok, ben bu işi kökten halledeyim en iyisi. Ya Selim bence abartma, anlayacak. Üf, iyi tamam. Hah. Hadi bakayım, yatın zıbırın artık. Işıkları da kapatın. Aa, voltmuş, wattmış. Aa, Selim ne yaptın acaba? Ya evet, şizan tuz çiçeğini bulabildi mi acaba? Çağırıp soralım mı? Müstesna Hanım, biraz su verir misin bana? Anne, Müstesna teyze bu evde misafir. Ay ne var canım, her zaman yaptığı iş. Koca parasıyla geçinmekten iyidir Mualla Hanım. Anne, anne. Sinan Bey babacığım, işler iyidir inşallah, nasıl? Esra, annen bize bir haber vereceğinizi söyledi, nedir? Evet. Kızım herhalde bize özel bir şey söyleyecek. Siz isterseniz kalkabilirsiniz. Hem Aslacığımın evinde de hizmet edecek kimse kalmadı. Anne, hiç kimse bir yere gitmiyor. Söyleyeceğim şey hepimizi ilgilendiriyor. Ay, boşanacağını söylediği zaman bunlar dayanamaz. Ağlarlar mı ağlarlar boşanmayın diye. Tabii. Buldular yağlı kapıyı. Bir şey mi dedin Sinan Bey? Yok. Sana bir şey söylemedim ben. Sen işine bak. Sanki yağlı kapı falan diye bir laf duydum da. Yok kadercim yok. Bak sana dememiş değil mi? Uzatma. Hem yalan mı? Abin zengin aileden kız aldı diye sınıf atladınız mı zannediyorsunuz? Biz sınıfımızdan memnunuz Mualla Hanım. Allah'a şükür emeğimizle geçinip gidiyoruz Mualla Hanım. Ay bir de övünecekler hizmetçilik yapıyoruz diye. Ya yeter. Kesin tartışmayı. Bebeğe zarar vereceksiniz. Bana değil onlara ne? Ne dedin sen? Evet hamileyim. Ay hay bu kabus olmalı. Mualla. Mualla. Anne. Mualla. Sevinçten sevinçten bayıldı. Tamam kimse yok. Se. Le? Na. Selena, Selena. Selam kızlar. Selena iyi misin? Kanatların hala duruyor. Yoksa çiçeği bulamadın mı? Şey, maalesef. Ya biri benden önce çiçeği koparmış. Olamaz. Kesin o destir. Bilmiyorum, olabilir. Ya, Selena şimdi ne olacak peki? Çiçeği bulamazsan öleceksin. Ben senin ölmeni istemiyorum. Selena böyle bitmemeli. Ya sen ölmemelisin. Kızlar, kızlar yapmayın. Lütfen, yani sizin üzülmeniz beni en çok üzen şey. Hem, ya daha benim vaktim var. Yani her an her şey olabilir. Hem ne demişler? Çıkmadık candan ümit kesilmez. Tuhaf. Yani hiç bu kelimeyi bu kadar gerçekçi kullanacağım aklıma gelmezdi. Neyse neyse. Hem iyi yandan düşünelim kızlar. Hem benim de yarın kostüm balosuna kıyafet bulma derdim olmayacak değil mi? Yani kelebek olarak geleceğim. Kostüm balosu olduğunu nereden biliyorsun? Burak çağırdı. Siz ne giyeceksiniz bakalım? Ya Selena sen böyle bir durumdayken biz kıyafet balosunda nasıl eğlenebiliriz? Eğlenirsiniz, eğlenirsiniz. Ben de eğleneceğim. Hep beraber eğleneceğiz. Kızlar hem hayat böyle bir şey, yaşam böyle bir şey. Yani kimi zaman çok mutluyken gözünden süzülen bir damla yaş. Kimi zaman da ağlarken yüzünde oluşan bir tebessüm. Kimi zaman da
Ben neden böyle konuşmaya başladım? Ya ben Burak'la çok görüşüyorum ya bu ara. Herhalde ondan dolayı böyle oldu. Neyse. Hadi bakalım. Ne giyiyorsunuz kıyafet balosunda? Daha karar vermedik. Evet. Yani ben aslında kedi kız olarak gitmek istiyordum ama tabii ucuzda bir kostüm bulabilirsek. Galiba bende güzel bir kedi kız kostümü olacaktı. Sen ne olmak istiyorsun Nazlıcığım? Uğur böceği. Bakalım nasıl bir uğur böceği olacaksın? Tahmin ettiğim gibi dünyada gördüğüm en sevimli uğur böceği oldun. Leyla'cığım sen? Ya ben de prenses olmak istiyorum. Eminim senden daha güzel bir prenses olmayacak. Çok teşekkürler Selena. Evet İrem sucum. Sen bunu gidip Dilara'ya anlat şimdi, tamam mı? Plan çok basit zaten hayatım. Ben bu gece gizli gizli senin cadısının odasına gireceğim. Haha. Balada ne kostümü giyeceğini öğreneceğim. Ondan sonra da yarın erkenden gidip aynı kostümden bana diktireceğiz. Evet evet, diktirmeye gideceğiz. Sonra ben senin cadısını ne yapacağım? Balo günü tuvalete kilitleyeceğim. Onun yerine ben geçeceğim yani. Neyse tamam canım, yarın konuşuruz biz. Ben gideyim de şu portakal kafanın ne kostüm giyeceğini bir öğreneyim, tamam mı? Hadi görüşürüz, bay bay. Ay kesin bu portakal kafa böyle sümüklü böcek kostümü falan giymiştir ha. Amansın ya, ben azından için öyle ilaç kostümlerde giyebilirim, ne olacak ki? Muhala, Muhala karıcığım, Muhala kendine gel. Muhala, Muhala iyi misin? Ay ay, nasıl iyi olabilirim Sinan, duymuyor musun, hamileymiş. Neyse, bir hata yapmışsınız ama henüz geç değil. Yarın benim doktoruma gider aldırıveririz. Muhalle Hanım, Muhalle Hanım, sizin ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu? Ne diye aldıracakmış? Yani Muhalle Hanım hakikaten ha, anneanne olacağım diye sevineceğiniz yerde söylediğiniz laflara bakın. Şoför çocuğunun anneannesi olacağım diye mi sevineceğim? Bunlara göre hava hoş tabii. Neyse Esra'cığım, yarın gidip aldırıyoruz değil mi? Hakikaten ayıptır ya, vallahi ayıp ya. Doğur doğur diye tepesine çöreklendiniz ana kız, üzdünüz kızcağız mı? Allah'ım sen benim geçişlerime mugayet ol. Miyav. 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 Selin iyi misin? Evet iyiyim. Ya bence sen o kostüme kendini iyice kaptırdın. Çok güzel olmamış mı? Olmuş. İyi olmuşsun. Kör ya. 50 kere evden kovulduk. Her seferinde geri döndü. Demek kedi kız kostümü giyeceksin ha Selin Hanım. Maskeli balo senin için bir kabusa, benim için inanılmaz bir geceye dönüşecek. Güzel oldu güzel. Aslı. Hı? Sence bir yerlerde bir yanlışlık yok mu? Yok. Ne gibi bir yanlışlık? Hayatım ben gönderme yapıyorum, anlasana. Yani mitolojide şimdiye kadar böyle hep böyle altı hayvan üstü insan ve bir şeyler yapmışlar değil mi? Ben de tersini yapıyorum. Mitolojiye yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getiriyorum. İyi de ben bunun içinde soluk alamıyorum. Hayatım dayan biraz, dayan. Hep şikayet, hep şikayet, dayan. Aslında kedi kız. Ne oluyor burada, bunu yapıyorsunuz Ekrem? Kıvılcım iyi misin yavrum? Ben iyiyim. Ekrem siz nasılsınız? İyiyiz canım. Bir sanat yapıyoruz işte. Ne yapacağız canım başka? Belli zaten. Bunun başka bir açıklaması yok değil mi? Aslı ben sana söyleyeceğim biliyor musun? Maskeli balo var ve ben kedi kız kostümü istiyorum. Ha neyse nasıl onu hiçbir şeyini sorma. İstiyorum o kadar. Ben kardeş istemiyorum Ekrem, ben söyleyeyim de. Aslı kızımız büyüyor. Evet evet büyüyor. Ay Ekrem. Ekrem Kıvılcım benim aklıma böyle şahane bir fikir getirtti biliyor musun? Yarısı kedi, yarısı insan bir şey yapacağım. Bir resim yapacağım canım. Hadi bir miyavla sana. Hadi lütfen, lütfen. Miyav? Öyle değil, Mart kedisi gibi daha canlı. Mar miyav? Ay Ekrem. Cık. Ya şunu bitireyim başlayacağız. Lütfen. Hadi tamam. Şu gösterdiğim kirpiklere bak, ah. Ne garip. Belki de yarın bu saatlerde hayatta olmayacağım.
Beni ölecek olmak değil de artık iyi kadına savaşamayacak olmak. Kızları yalnız bırakacak olmak. En çok bu üzüyor. Ama olsun. Geride kalanların anılarında iyi bir yer edindim. Ölümsüzlük de bu olsa gerek. Geride kalanların anılarında iyi bir yer edinebilmek. Karnım aç. Karnım çok aç. Çok karnım aç. Yarım ekmek köfte ister misin usta? Sağ ol abi. Hiç param yok ki. Olsun, bu da benden olsun. Sağ ol abi. Şuraya bak ya. Akılsız bu kız ya. Sayılı zamanı kaldı. Hala iyilik yaptırma derdi. Neyse. Yap sen son iyiliklerini Selena. Nasılsa yarın öbür gün Mortingen olduğunda dünya bana ve kötülüklerime kalacak. Ellerimi de bırakıyorum. Ellerimi de. Lay 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 lay. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.